Selamlar, hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra yine birlikteyiz. Bu uzun bir aradan sonrayı ne yazık ki çok sık kullanır oldum. Ama artık bu ara bitiyor. Çünkü Haziran'da yepyeni içeriklerle tekrar karşınızda olacağım. Birlikte olacağız. Birlikte güzel, keyifli vakitler geçireceğim. Evet, bir kutu açılış videosuyla karşı karşıyayız. Yani enstrümanın kutu açılışı olur mu? Evet, olur. Neden olmasın? Çok sık olmaz, çok nadir olur ama olur. Nadir olduğu için, çok sık karşılaşmadığımız için de böyle bir içerik hazırlama ihtiyacı hissettim. Aynı zamanda bir süreç var. Bu süreçten biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü enstrüman alımı ile ilgili çok sorular geliyor. Çok soru geliyor arkadaşlardan. Hem de bu sorulara belki cevap vermiş oluruz diyelim. Ve videomuza başlayalım. Kutu açılış, tabii ben bantını açtım önceden. Kutumuz böyle geliyor, enstrümanımız. Şöyle gösterelim. Enstrüman böyle geliyor. Kutu içerisinde özel paketlenmiş. Zaten sesimizi de duyduk. Bunun içerisinden çıkacak. Kutunun çok bir özelliği yok. Kutu içerisinde olmasının... Evet, enstrümanımızı çıkaralım. Görmüş olduğunuz gibi Yalçın Kaya Perküsyon'dan bir daire geldi. 45 santim çapında 45'lik bir daire. Şimdi bu enstrümanı bir tanıtalım, bir gösterelim. Ondan sonra bu enstrümanla, bu sazla bir eser çalacağım. Hem enstrümanın eserle birlikte sesini duymuş olalım, hem de bu daire sazı, bu daireyi de tanımış olacağız. Evet. Görmüş olduğunuz gibi çantalı geliyor. Zaten çantasız olma ihtimali söz konusu bile değil. Şimdi genelde bazen çantayı ayrı satanlar oluyor. Yani ben en azından kendi enstrümanım adına konuşayım, kendi alanım adına konuşayım. Vurmalı çalgılarda arkadaşlar, hiçbir enstrüman profesyonel satıcı enstrümanı çantasız bir şekilde satmaz. Çantasız satılmaz. Dolayısıyla eğer enstrüman alırken böyle bir şeyle karşılaşıyorsanız ya da ayrıca çanta ücreti bu gibi bir takım ifadelerle karşılaşıyorsanız hızlıca orayı terk edin. Oradan alışveriş yapmayın derim. Çünkü benim bugüne kadar çalıştığım birçok usta, birçok saz yapımcısı hiçbir zaman ne böyle bir ifadede bulundu ne de böyle bir teklifte bulundu. Enstrümanların çantaları ayrıca satılmaz. Ustanın, tabii şunu da var, şunu da ekleyelim. Tabii ki çok yüksek bir performans beklemeyin aldığınız çantadan. Tabii Yalçın Kaya olsun, Serdar Usta olsun, Emin Usta olsun, bu ustaların yani ritim saz üreticilerinin çantaları da kaliteli. Yani o çantaları daha sonra değiştirme ihtiyacı kolay kolay duymuyoruz. Ama diğer enstrümanlar için bir şey diyemeyeceğim. Yani mutlaka bir kılıf, bir çanta, ince bir şey de olsa bir şeyin içerisine koyarlar. Ama dediğim gibi çok yüksek bir performans da beklemeyelim yani gelen çantada. Bu çanta güzel ama onu söyleyeyim. Ahmet Yalçınkaya'ya da, Ahmet Usta'ya da tekrar sizin huzurlarınızda teşekkür edelim. Güzel bir enstrüman gönderdi. Burada sazımız burada. Önünde bir fermuarlı bir alan daha var. Ona da bir bakalım. Yani bu videolara uzun zaman olduğu için umarım sesle ilgili bir sıkıntımız yoktur. Yani yayınlarda bir problem yaşamıyoruz ama burada belki olur. Genelde bu göz içerisinde akord anahtarı oluyor. Aynen, akord anahtarımız burada. Akord meselesine de bakacağız tekrar. Burayı kapatalım. Ve sazımızı açalım bakalım içinde ne çıkacak. Evet, şöyle içindeyken göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi 45'lik yani 45 santimlik bir daire. Burası çok büyük değil. O yüzden kusura bakmayın. Hem gürültülüyüm biraz, haşır uşur, hem de alan biraz dar. Yani dersler üzerine kurulu bir alan olduğu için bu video için çok şey bir yer değil, uygun bir yer değil belki. Evet, şöyle gösterelim sazımızı. Zaten şıkır şıkır sesini duyuyorsunuz şu an, zilin sesini. Şöyle yakından kasnağımızı gösterelim. Çok güzel bir kasnak, çok güzel bir işçilik. Cilası çok güzel, ahşabı çok güzel. Süslemesi çok güzel. Üzerinde ziller var. Gördüğünüz gibi Ahmet Usta'nın çok şık bir logosu var kenarda. Ve derinin üzerinde de var. Deri suni deri arkadaşlar. Kağıt deri.
doğal deri kullanmıyorum ben. Yani doğal benim yaklaşık bir 8-10 tane bendirim var. Bu 8-10 bendirin bir 4-5 tanesi yani yarısı neredeyse doğal deri. Yani doğal deri kullanmıyorum diyorum ama benim kendi bana ait doğal deri bendirler var. Ancak ne zaman kullanıyorum, nerede kullanıyorum bu önemli. Sahnede kullanamıyoruz, sahnede kullanmıyorum. Yani profesyonel olarak bir performans sergileyeceğim vakit bu enstrümanları kullanamıyoruz. Çok ciddi bir akort problemi var. Üzerine hangi akort sistemini takarsanız takın, canlı deri, doğal deri mutlaka akordu bozulur, mutlaka değişir. Bunun bir istisnası ne yazık ki yoktur. Yapılan işe göre, müziğe göre belki tercih edilen bir takım doğal deri enstrümanlar olabilir. Ancak genel itibariyle, bakın gene bir genelleme yapıyoruz tabii ki. Mutlaka bunun dışında o örnekleri mutlaka vardır. Genel itibariyle ben doğal deri bendir sahnede özellikle kullanmıyorum. Suni deri, kağıt deri kullanıyorum. Film deri de kullanmıyorum. Kağıt derinin, bu kullandığımız suni derinin birçok özelliği var. Bunların en başında hem uzun ömürlü oluşu, akordu tutuyor oluşu ve hepsinden daha önemlisi hem fiske hem de tuşe tekniğini, ikisini birden kullanabiliyor oluşumuz. Yani iki tekniği de kullanma imkanı sağlıyor. Şimdi bu enstrümanı tanıtalım. Bu gördüğünüz gibi aslında bendirin zilli olanı. Üzerinde ziller var. 5 takım zil var. 5 çift. İkili gördü. Şöyle yaklaştıralım biraz. Gördüğünüz gibi ikili. İçerisinde bir tek ufak parçalar var. İçten akortlu sistem. Şimdi şuradan göster. Evet. Şurada görmüş olduğunuz gibi buradan ayarlıyoruz. Anahtarı zaten beraberinde geliyor. Anahtarsız enstrüman ritim sans genelde satılmaz arkadaşlar. Hani ya ben bunu aldım ama içinden anahtar çıkmadı, anahtarı yok gibi bir şey. Yani aldığınız yerli görüşün mutlaka isteyin derim. Anahtarsız olmaz. İçerisinde bir oyuk var. Tutma yeri. Şöyle gösterelim şurada. Normalde ben bunu kullanmıyorum. Hiçbir enstrümanımda oyuk yok. Tek istisnası bu daire. Oyuk kullanmama sebebim şu. Benim vuruşlarım, tuşem birazcık yüksektir, biraz güçlüdür. Ellerimde biraz tombiktir, gördüğünüz gibi. Ben vuruşları yaptığımda bendirin dengesini biraz kaçırıyor. Dolayısıyla ağırlık merkezini kaçırmamak için ben genelde oyuk tercih etmiyorum. Ancak bu enstrümanın pasnak genişliği bendirden biraz fazla. Çünkü 45'lik bir enstrüman. Bendirler 40'lıkta, bu 45'lik. Dolayısıyla bu kasnak genişliği biraz fazla ve burada aslında ilk versiyonunda oyuksuzdu ancak daha sonra oyuklu haline çevirdik. Peki bu enstrümanın macerasından bahsettim. Onu anlatayım size nasıl bir macera. Ben ilk siparişi verdim Ahmet Usta'ya tarif ettim ki bu ölçülerde Serdar Bişirin yani Serdar hocamızın kullandığı ölçüler kendi dairesindeki ölçü. Ben o enstrümanı bildiğim için beğendiğim için tonunu onu değiştirmedim. Onun aynısından istedim 45'lik. Kasnak genişliği 7 santim olması lazım ve içerisinde oyuk var. 5 takımda üzerinde zil var. Şimdi bunların çeşitli versiyonları var. Daire diye satılan bir takım farklı zil yapıları da üzerine takılmış versiyonları var. Bu yapı, bu stil olan daireler genelde klasik müzikte kullanıyoruz. Klasik Türk müziği icralarında kullandığımız sazlar. Bir de böyle üzerine tef zili gibi zil takılan, ziller olan, birazcık daha bendir gibi ve böyle şıkır şıkır zilleri olan bir versiyonu var. Ona zilli bendir diyoruz açıkçası, ona daire demiyoruz. Onun çünkü kullanım alanı, o birazcık daha piyasa sazıdır. Yani çok klasik olarak çok kullanılmaz, klasikte kullanılmaz. Daha çok piyasada kullandığımız, tercih ettiğimiz bir enstrüman. Bu birazcık daha farklı, biraz daha ağır. Bir yapısı var. Ağır derken ağırlık anlamında değil, müzikal anlamda bir şeyi var, bir karizması var diyebiliriz. Bu görmüş olduğunuz gibi daire. İçinden tuttuk, oyuktan. Bir bakalım sesini duymaya çalışalım. Biraz yukarı kaldırıyorum. Normalde seviyorum bu. Evet. Thank you.
görmüş olduğunuz gibi dairemizin sesi de bu şekilde. Ha, hikayesini anlatacaktık, macerayı. Onu anlatalım. İlk siparişi verdim. Bu enstrüman ne yazık ki kargo sebepli, bunu mutlaka söyleyeyim, hani ustayla alakası yok, kargo sebepli kırık geldi. Yani yolda muhtemelen düşürdüler. Şu zilin olduğu yerde, kasanın arka tarafı birazcık daha ince orası. Orası kırılmış bir vaziyette geldi. Paketi açtım, şok oldum. Bir de çünkü hevesle beklediğim, istediğim bir sazdı. Hem de yapacağım kayıtlar var, o kayıtlar için de ihtiyacım da vardı. Biraz üzüldüm tabii yani enstrümanın kırık gelmesinden. Hemen ustaya telefon açtım, dedim böyle böyle kırık çıktı içinden. Yani yolda kırıldı muhtemelen. Ustayı suçlamadık tabii ki, kırıksanız yolladım diye. Çok yüksek ihtimal kargo kaynaklı. Çünkü çok istisnai bir durumdur bu. Yani hem Ahmet Usta'ya ki tamamen güveniriz, onunla ilgili hiçbir şüphemiz de yok. Yani enstrümanla alakalı hiçbir sıkıntı yok. Genelde kargo kaynaklı oluyor. Daha önce başıma geldi, bir kere daha yaşadım. Ama yüzlerce aldığım enstrüman içerisinde sadece bu ikinci oldu. Yani çok istisnai bir durum, pek karşılaştığımız bir şey değil. Ama güzel tarafı şu, ustaların enstrümanların arkasında durması elbette en güzel kısmı. Ahmet Usta'yı aradım, dedim ki böyle böyle, fotoğrafını gönderdim. Sen dedi hiç şey yapma, canını sıkma, geri gönder, hallederiz dedi. Hemen ertesi gün, hatta kendisi bir kargo numarası verdi. O numarayla gönder ki direkt bana gelsin dedi. Kargoya verdim, Ankara'ya geri gönderdim. Ben İstanbul'da yaşıyorum, Ahmet Usta Ankara'da, Yalçınkaya Perküsyon Ankara'da. Ahmet Usta sağ olsun, güzelce tamirimizi, bakımımızı yaptı. Ve aynı şekilde enstrümanı tertemiz bir şekilde, sıfır, çiziksiz, hatasız bir şekilde geri bana gönderdi. Şimdi bazen arkadaşlarımız endişe ediyor doğal olarak, hani biz başka şehirdeyiz, usta Ankara'da, nasıl alacağız, nasıl gelecek, gerçekten gelir mi gelmez mi? Şunu da ifade edeyim, bu videodan şu Ahmet Usta'nın haberi yok, diğer ustaların da haberi yok. Ben kendim başıma gelen bir şeyi paylaşıyorum sizlere tavsiye etmek adına, çünkü sorular geldiği için. Güvenle alışveriş yapabilirsiniz arkadaşlar. İstediğiniz sazın ne olduğuna emin olun. En başta bu var. Ne istediğinizi bilin. Ona göre doğru bir şekilde ifade edin istediğiniz enstrümanı. Ustalarımız tamamen kişiye özel yapıyor. Yani fabrikasyon, üretim söz konusu bile değil kesinlikle. Kişiye özel, size özel enstrümanınız yapılıyor, üretiliyor ve istediğiniz adrese gönderiliyor. Yurt içi ya da yurt dışı fark etmez. Benim yurt dışında da öğrencilerim var. Onlar da aynı şekilde enstrümanlarını aldılar. Şu an kullanıyorlar. Hiçbir sıkıntı, hiçbir problem yaşamadık. Daha önceki alışverişlerimizde de yaşamamıştık. Şimdi dediğim gibi güvenli alışveriş yapabilirsiniz. Ankara'da iki ustamız var. Biri Ahmet Yalçınkaya, yani Yalçınkaya Perküsyon. Diğeri de Serdar Karuç, Serdar Usta, Serdar Perküsyon. Aldığımız sazların çeşidine göre, saza göre, enstrümana göre ustalarla ona göre konuşuyoruz. Yani hepsini bir yerden almıyoruz. Bazılarını bir ustadan, bazılarını bir ustadan alıyoruz. Onu ayrıca konuşuruz, ayrıca detaylandırırız. Bu video içerisinde şimdilik o kısımlara çok girmeyelim. Kimden neyi alıyoruz, ne yapıyoruz? O ayrı bir konu. Başımızdan böyle bir olay geçti. Yani enstrüman kargo kaynaklı, bunu tekrar altını çiziyorum. Yani ustayla bir ilgisi olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. Kargo kaynaklı bir problemden dolayı enstrüman kırık geldi. Ancak bütün sorumluluğu ustamız üstlendi ve gerekli bakımı, tamiratı yaparak tertemiz, çiziksiz bir şekilde görmüş olduğunuz gibi dairemizi tekrar gönderdi. Farklı enstrümanlarda yapıyorlar. Yalçınkaya Perküsyonu web sitesi var, onu aşağıya bırakacağım. Onu linkini oradan bulabilirsiniz, kendiniz de detaylı inceleyebilirsiniz. Ya da Google'da iki ustayı da araştırdığınızda, yazdığınızda iletişim bilgileri de bulabilirsiniz. Kendileriyle iletişime geçerek detaylıca enstrüman almak istiyorsanız onlarla konuşabilirsiniz. Ödemeyi ustalarımızın hesabına yapıyoruz. Ödemeyi yaptıktan sonra bilgilendiriyoruz. Ve bizim belirttiğimiz adrese güzelce paketleyip kargoluyorlar. Dediğim gibi güvenli alışverişinizi yapabilir, enstrümanınızı alabilirsiniz. Ben bu şekilde alıyorum. Kendim bu şekilde aldığı için bunu tavsiye ediyorum. Farklı bir metot kullanmıyorum. Aynen anlattığım gibi ve süreçten de bahsettim. Ve görmüş olduğunuz gibi tertemiz, süper, cirlop gibi bir daire geldi. Şimdi bunlarla çok güzel kayıtlar yapacağız. Birazdan, az sonra bir eser kaydı yapacağım. Başta bahsetmiştim.
İhtisas sınıfının bu akşamki ödevi bugün 29 Mayıs 2021 Cumartesi. Bu akşam yayına yetiştirmeye çalışacağım. Bir saat sonra ders var. Dersten önce hemen ben de eseri kaydedeyim. Hem derse sürpriz olsun hem de bir sonraki videoda o performansı sizlerle de paylaşacağım. Oradan görebileceksiniz. Yani bu enstrümanı duyabilmiş olacaksınız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Uzun bir aradan sonra yine tekrar kanalıma hoş geldiniz. Haziran itibariyle yeni içerikler üretmeye başlıyorum. Kanalıma bekliyorum. Katıl butonum aktif hale gelecek. Yeni çok çeşitli paketlerimiz var. Özel içeriklerimiz var. Onlara bir göz atarsınız. Abone olan, daha doğrusu üye olan, ücretli üyelikte bulunan arkadaşlarımıza elbette özel içerikler üreteceğiz ama normal içeriklerde kanalda devam edecek. Elbette böyle bir şartımız yok herkese. Ama bir ayrıcalıkları olacak tabii ki. Ve bu ücretli üyeliklerinden elde edilen bütün geliri tamamen bu işi daha iyi yapabilmek adına kullanacağım. Onun da baştan sözünü vermiş olayım. Şu an belli başlı bir imkanımız var burada. Ancak tabii ki daha iyisini üretebilmemiz için teknoloji değiştirmemiz gerekiyor. Her gün teknoloji değişiyor. Dolayısıyla bunu da baştan hatırlatmış olayım. Katıl butonu meselesinde. Ondan da bahsetmiş olayım. Yeni dönemde inşallah görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.